Madem bu kadar istiyorsun, Almanya'ya gitmene izin veriyorum ben. Bravo. Ama bak şart da söyle. Bazı kurallarım var. Almanya'ya bu kurallara uyman şartıyla gönderiyorum seni. Pamuk, bak dua et keyfim yerinde sesimi çıkarmıyor. Bari şansını zorlama. Hayır Özgeciğim. Ancak kurallara uyman şartıyla gidebilirsin Almanya'ya, işte o kadar. Allah'ım sen bana bari sabır ver. Yoksa elinden bir kaza çıkacak şimdi. Aferin oğlum Pamuk. Adam dediğin daha ilişkinin başında kural koyar. Haklısın. Senin yolunda ilerliyorum. Ben kuralcı bir adamım. Daha baştan söylüyorum Özge. Kuralcı bir erkek. Ya kızım sen de şuna uyu ver. Ağzı üstü birkaç tane kuralı var çocuğun. Sus be sen de sus. Ne sus ne? Gitsene sen de başımdan, etiket. Sen de bir sakin, bir agresif. Allah Allah. Ya bir dur Özgeciğim ya. Neymiş oğlum kurallarını söyle bakayım. Söyle kurallarını. Eyvah. O ne lan? Ferman gibi o. Bir. Almanya'dayken yanında ben olmadığımdan gruptan ayrı hareket edilmeyecek. Arkadaşlar burada size çok büyük görev düşüyor. Özge size emanet, ona tamam göre. Tamam ya. Size diyor ha çocuk, sen merak size etme. Eyvallah. Gözümüz üstünde olacak. Ya siz çımartıyorsunuz bunu bu kadar, yeter ya. 2. Sağa bakılmayacak. 3. Sola bakılmayacak. Karşıdan geçen herhangi bir Hans'a, yani Alman gencine göz ucuyla bile bakılmayacak. 5. Katedrallere bakmak serbest. Katedraller götürsün seni, iyi mi? Çok üzülüyorum be abi. Onlar ayrı, biz ayrı. Bunu onlar istedi oğlum. İnsanların seçimlerine saygılı olacaksın. Koray, sana bir şey soracağım. Bu hıyarlar Almanya'ya ne zaman gidiyor? Bilmem. Bugün yarın gidecekler herhalde. Niye ki? Ne bileyim. Bu Oktay da gidiyor ya. Ulan bir türlü hazmedemiyorum şu herifin dört ayak üstüne düşmesini ya. Söylesene, bu Oktay kazmasında bende olmayan ne var? Nasıl yani? Yani çok mu yakışıklı, çok mu akıllı? Nedir abi bu herifin olayı? Yakışıklılık hadisinden pek anlamıyorum ama ben Hasan'ın her durumda ikiye katlarsın gibi geliyor. Eyvallah koçum. Hayır, kızlar bunu pek beğeniyor da. Karizma mı basıyor bu herif? Ne olduğunu anlamadım ki. Özge bak, lütfen iyi niyetimi suistimal etme. Ama Pamukcuğum, sen de bana çok kural koymuşsun. Koyarım ben. Yani ben şimdi bu kuralları mı çiğnesem? Yoksa seni mi ayağımın altına alıp çiğnesem, onu bilmiyorum. Korkma. Ama ben sana baştan söylemiştim kuralcı olduğumu hayatım. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Bari parçalayacağım. Yavaş yavaş kız. Civciv. Allah Allah. Sakin Civciv. Kızım ya. Hala agresif, hala agresif ya. Ya niye kızıyorsun Özge? Göndermeyeceğim demiyorum ki. Göndereceğim ama şartlarım var. Ben de seni bir yere göndereceğim ama sadece bir şartım var. Ben şartlara açığım Özge. Dinliyorum canım. Cehennemin dibine gideceksin ve bir daha da geri dönmeyeceksin, tamam mı? Hala gidiyor. Abicim Özge'nin en sevdiğim özelliği. Ben bir konuda sert çıktığım zaman hemen ortamı yumuşatmak için böyle espriler yapıyor. Eriyorum abi ya. Of of.